Piyasa öğrenirken karşılaştığımız sorulardan bir tanesi de şudur. Çok arkadaş böyle karşılaşmıştır ve yapmıştır. 3 tane yarışmacı olsun. Yarışmacının önlerinde birer tane ton var. Soru sorulduktan sonra butona önce basan yarışmacının lambası yanacak. Yarışmacının lambası yandıktan sonra diğerlere butonlarına bassa da onlara ait lambalar yanmayacak. Bunun klasik olarak 2 tane çözüm var. Şuraya bir tane sunucunun butonunu getirelim. Buna reset dedim. Şu anki devre her buton kendisine ait lambayı yakacak ve bir devre ya da bir lamba devreye girdiğinde diğerleri devreye girmeyecek. Bunun için ne yapacağız? Diğerlerinin kapallarını buraya ilave edeceğiz. Peki burada neyi kullanacağız? Inputumu kullanacağız? Output'u mu kullanacağız? Şimdi input kullandığınızda şöyle bir şey olur. Örneğin ben birinci butona bastım. Elim bir saniye durdu durmadı. Çektim. Lambası yandı söndü ya da çok hızlı bastım çektim. Lambanın işte süzdüğü ışıklarından falan yanıp söndüğünü çok net göremedik. O ara örneğin. Diğer yarışmacılardan biri de butona bastı. Şimdi bu butona basılıp lamba yandığında ve butondan elimizi çektiğimizde burada kontak eğer input kullanırsanız normalde kapalı hale gelecek. Diğerleri de basarsa onlara ait lambalar yanabilecek. O yüzden burada kışları kullanmakta fayda var. Temel, en temel çözümümüz bu. Peki bir diğer çözümümüz ne? Diğer çözümle bunları setre setli yapmak. Birinci lamba Birinci çıkışı setlesin, diğerlerinin kapalı olası diğerleri çalıştığında bunu setlenmesini engellesin. Sunucunun butonunda ne yapsın? Bunları resetlesin. Ne kullanacağız? Reset BFG. 3 bit. Bu ne? Şimdi... İkinci set resetli çözüm bu. Ha box da kullanabilirsin set reset ama e, bu daha pratik. Ne oldu? Örneğin input 02 bastıysa buradaki kontağına input 02 bastıysa ilk önce Q0.2'yi çalıştırdı. B2, L2'yi çalıştırdı. B2 buradaki kontağını açtı. Birinci butona basılsa da çalışmaz. Buradaki kontağını açtı. Üçüncü butona çalışmaz. Basılsa da çalışmazsın. Şimdi burada yalnız şöyle bir şey var. Dikkat etmemiz gereken çok zayıf bir olasılık da olsa şu anda dikkat edilmesi gereken nokta şu. Peki aynı çevrimde örneğin bir de üçte beraber bastı. Basmaları aynı çevirmeden denk geldi. Ne oldu? Birincisi kapattı. Buton 1. Q0.1'e setledi. Q0.1 burada kontağını açtı ve B3 buton 3'e basılsa da lamba 3'ün yanmasını engelledi. Bakın ikisi de aynı çevrimde basıyor. Ha bu L1, L3 olur. L2, L3 olur. Ya da L1, L2, 3 beraber aynı çevrim basılırsa zayıf bir olasılık mı? Zayıf olasılık. Ama olma olasılığı var mı? Evet böyle bir olasılık var. Bu sefer ne oldu? bu sefer yukarıdaki network çıkış aşağıdakine göre daha erken devreye giriyor. Buradaki sıkıntı aynı çevre devreye girmeleri durumunda yukarıdaki network ilk önce setlenir. Aşağıda örneğin 2 ile beraber basıldıysa buradaki kontağını açar. 2 de buton 2 de aynı çevre basılmış olsa da lamba 2'yi yapmaz. Bunu test edelim. Ha, nasıl test edeceğiz bunu? Butonlara aynı anda basma olasılığını mı deneyeceğiz? Şimdi oturacağım burada tek tek tek. Oldu olmadı oldu olmadı. Hayır bu şekilde ya bunun önüne bir tane normalde kapalı şu networklere birer tane normalde kapalı test için bir input atabiliriz. Input 03, input 04'ün boş örneğin. Ya da şöyle bir şey yapacağım ben. Bunu bir FC'ye alacağım. Burada lokal deklarasyon tablosu ile bir işimiz yok. Ben gerçek adreslerle kullanacağım. Şimdi main OB1'den bunu bir şartla çağıracağız. Ama nasıl bir şartla çağıracağız? Örneğin Input 04 boş muydu? Boştu. Bir de benim buton grubuma bakayım en kolay hangisi? Evet 04 olur. Buradan FC'yi çağıralım. Yapmaya çalıştığım şey ne? Yapmaya çalıştığım şey şu. Teste niye bir verdi bu. Input 04'ü kullandık mı yerde? Yo. Aa bu da güzel. Teste 1 verdi. Testiye FC oluşturmuştum ya. E, burada bu şekilde bana tag ismi vermiyor. Enteresan bunu da ilk defa burada gördüm. Olmadı yapısal programlama ile ilgili not hazırlıyordum. Orada bunu da anlatayım. Rename diyelim tekrar. Test B diyelim. Şimdi yapacağım şey şu. Buradaki input 04'ü test sonunu devreye almayacağım. Ve buradaki yani fonksiyonu buraya dallandırmayacağım. Fonksiyonu buraya dallandırmayacağım. Buradaki buton 1, buton 2, buton 3'e örneğin birden fazla buton devreye girecek şekilde kapatacağım. Daha sonra main'deki test butonuna bastığımda Fc'ye atladığımda Fc'de ilk sıradakinin diğerlerine göre daha lambasının yandığını ve daha avantajlı olduğunu göreceksiniz. Aynı çevirimde denk gelebilir mi? Hani zayıf olasılık ama bu örneği çözmemdeki amaç PLC'lerdeki programdaki cycle time olayının çevrim olayının daha net anlaşılması. Bunu bu şekilde bir gönderelim. Monitoring'i açalım. Şimdi benim programım test FC'sinin içerisine sıçrama yapmıyor. Test FC'sinin içerisine gelelim. Örneğin buton bunu monitoring'i açalım. Buton 2 ve buton 3'ü bir dakika. Buton 2 ve buton 3'ü şu anda ben kapattım. Program buraya sıçramadığı için göremiyorsunuz ve yapacağım olay şu. Şuradaki input 0.4'ü verdiğimde hangileri çalışacak ona bakalım. Input 0.4'ü verdim. Bakın Hangileri devrede? Buton 2, buton 3. Hangisi çalışıyor? Üst network'teki. Niye? Üst network'teki devreye girdi. Aşağıda kontağını açtı. Örneğin 1'i 3'ü devreye alayım. Tekrar sıçrama yapayım. Ha, reset etmedik. Reset etmedim. Çok özür dilerim. Mesela burada da bir önce devreye girdi. Bu bir bug Baktır. Zaten yazılımda test mühendislerinin yaptığı işlem de budur. Peki ne yapmamız gerekli? Monitoring'e çıkaralım. Yo testi burada yapacağım. Burada denemeleri yapacağım için. Bu kalsın. Şimdi şu. Aynı çevrim 2 butonda ya da 3 butonda devreye girebilir mi? Girebilir. Şunları siliyorum. Şimdi şu. Hangi butona basılırsa, hangi butona basılırsa o buton kendisine ait lambayı setlesin. Ama orada şöyle bir şart koyacağız. Bunu sadece bir çevrim yapalım. Bunu sadece bir çevrim yapalım. Peki hangi çevrim yapacağız? Butonların devreye girdiği çevrim yapacağız. Yani birinci buton, ikinci buton. Şimdi butonlardan herhangi birine basıldıysa B1 de olabilir, B2 de olabilir, B3 de olabilir. Bir yardımcı memori bitimi setletelim. Örneğin bu M0.0 olsun. Bunun kapalı kontaklarını kullanalım. Ctrl C, Ctrl V. Şimdi ne yaptık? Yaptığımız şey şu. Burası butonlardan herhangi birine basıldığında özür şunu setleme yapmam lazım. Butonlardan herhangi birine basıldığında ya da ikisine ya da üçüne basıldığında M0.0 çevrim yardımcı hafızalım devreye giriyor. Şimdi örneğin 1 2 beraber bastı. Kapalı. 1 çalıştı. Kapalı. 2 çalıştı. İndik aşağıya. 3'e basılı değil aynı çevrim. Çalışmadı. Yani setleme işlemi yapmadı. Burada 1-2 kapalı. M00 devreye aldı. M00 bir sonraki çevrimde şuradaki kontağını açtığı için bir sonraki çevrimde örneğin buton 3'e bassanız, bassanız da bu kontak açık olduğu yandan ne yapacak çalışmayacak. Burada bir de resetlemeye şöyle alayım. Reset olsun. Ctrl C. işlemini ne yaptık? Bir de M0.0'a yaptık. duruyor değil mi? Bunu gönderelim. Input 04 şu anda açık test butonu. Geldim buraya. Monitoring olmayacaktı. Program buraya sıçramadığı için ama örneğin 2 ile 3 nolu butonları şu anda kapadım. 2 ile 3'ün aynı anda önce şunu deneyelim. Bir dakika. 3'ü kapadım ve program buraya sıçratayım. FC'yi çağırayım. Bak geldi. Önce şu etme işlemini bir yapalım. Tamam program buraya çağırmayayım. Önceki çalışmadan çünkü kalmışlar. Örneğin 3 nolu buton şu anda aktif. Program buraya sıçratayım. Bak 3 setlendi ve 3 e ait lamba yanıyor. Bu durumda örneğin 2'ye basayım setleyecek mi? M0 setlemede. B1'e bastım setlemede. Butonları normal haline alalım. Reset'imi yapayım. Resetledim. Şimdi programı buraya çağırmıyorum. Örneğin 1 ile 3'e beraber basıyorum. Şu anda program buraya sıçramıyor. Bir önceki çalışmada, çünkü program buraya sıçramadı. Buradan şu anda sıçramıyor. Bir önceki buraya sıçrayıp işlem yaptığı son çevrimdeki durumları almış durumda. Şu anda 1 ve 3 nolu butonlar devrede. Programı sıçrattığımda 1 ile 3 nolu butonların lambalarını çalıştırması lazım. Evet 1 ile 3 çalıştırdı. 1 ile 3 şu anda çalışıyor. Yani iki buton da aynı anda devreye girdiğinde aynı çevrim, onu şöyle düzelteyim, aynı çevrim devreye girdiğinde iki lamba da aynı anda yanıyor. Şimdi şunu soracaksınız, peki şimdi ne olacak? Yapacak bir şey yok. İki yarışmacı da aynı çevrim butonlara beraber basmayı becerdi. Bunu da sunucu düşünsün artık, ben düşünmeyeyim yani. Butonlardan elimi çektim, resetlememi yaptım, Program buraya sıçratmıyorum. Örneğin 3 buton da şu anda basılı, Program buraya sıçrat yaptığımda 3 birden ne yaptı? Çalıştı. Yani bizim çözümümüzde ilk başta yaptığımız çözümde sorun şuydu. Aynı çevrim bastıklarında önceki sıra ilk sıralamadaki network yukarıdaki networktekinin avantajı olacaktı. Ama şimdi o avantajı ortadan kaldırdık. E peki şöyle bir şey söyleyelim. Örneğin burada sunucu resetten elini çekmeden, daha resetten elini çekmeden yarışmacının bir tanesi bastı. Örneğin bir numaralı bastı. Resetten elini çeker çekmez, burası şak diye ne yapacaktır? Q01'i devreye alacaktır. Onu da şöyle engelleyebiliriz. Şimdi ne oldu? Sunucu reset butonundan elini çekmeden önce örneğin 1, 2 ya da 3 ne oldu? İşte butonlara basılıysa şart diye ne yapacak? Reset ondan el çekilir çekilmez onlar devreye girecekti. Ama böyle olunca ne oldu? Resetten önce butona bastığınızda bir çevre buradaki buton çıkış vereceği için resetten el çekildiğinde bunlar artık iş vermiyor olacak. Yani o çevrimden sonraki çevrimlere geçilmiş olacak. Bu kendisine ait lambaçını çalıştırmayacak. Bu çözümü artık Mino b ne yapabilirim? Taşıyabilirim. Ne Türk işimiz bir de. PC ile yaptım yaptığım işimiz bir de. Bu çözümümüzde bizim klasik çözümdeki iki hatayı, iki bug'ı düzelttik. Peki başka bug'larımız, başka hatalarımız var mı? Tabii var. En temelde şu, PLC'nin çevrimi içerisinde eğer dışarıda butonlara basılmışsa, yani inputlar okunup girişim aç kaydedildikten sonra işte butonlardan biriyle diğerinin arasında örneğin 2-3 milisaniyelik bir zaman var, farkı varsa ne olacak? Tabii bunu bu çözümde onu algılayamayız. Onun için hardware interruptları ile ilgili bir

çözüm yapmamız lazım ama şu an için hardware interruptlar bizim konumuz değil. İlerleyen videolarda belki o çözümü yaparız. Kulakları çınlasın. Gazi Üniversitesi'nde kumanda diye dersimiz vardı. Doğan Kırmızı geliyordu sayın hocam. Buradan kulaklarını saygıyla çınlatalım. Bir soru sorardı kumandada. İşte biz de meslek sesinden gittiğimiz için bir şekilde çözüm yapardık. Çözümü yapardı. Daha sonra derdi ki tamam bu böyle çalışıyor ama hadi şöyle olursa ne olacak? Onunla ilgili de işte bir iki kontak atar ya da işte Yardımcı röleler atardı. Tamam bu şeyi engelledik, sorunu engelledik ama hadi bir de şöyle bir şey olursa ne olur diye sorardı. İşte yine normalde bizim çalışıyor dediğimiz devrede yine ilavelerle oluşabilecek sorunları gidermek için çözümler üretirdi. Bir piyasi çözümünde her şey dört dörtlük çalışıyor diyebiliriz. Ama sahaya indiğimizde sorunlarla karşılaştığımızda belki o sorunu o PLC o proje çalıştığı sürece hiç karşılaşmayacak, hiç yaşanmayacak ama olası sorunlarla karşılaştıkça PLC projesi üzerinde revizyonlar yapmamız gerekecektir. Bu revizyonu en az yapmak için projeyi oluşabilecek sıkıntılarla birlikte göz önüne alıp o şekilde projelendirmek, o şekilde detaylandırmak da önemli. Bu videoda böyleydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.